Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kar dağıtım politikaları okuma ve öğrenme kısmımızın bakın temet yatırımcılığı eğitim serimizde böyle bir maddemiz vardı. Bu kısmın son videosu içerisindeyiz ve SPK mevzuatı içerisinden kar dağıtım politikalarını okuyup bir de SPK'nın çok güzel hazırladığı bir örnek var. Bu örnek itibariyle bunları anlıyor olacağız, inceliyor olacağız sizlerle birlikte ve bu sayede artık kar dağıtım politikalarını çok net şekilde öğrenmiş olacaksınız. Aslında bakacak olursak bu kar dağıtım politikalarını çok iyi anlayabiliyoruz analiz etmek, çok iyi öğrenmek, çok iyi bilmek çok önemli veya işlevsel midir? Açık söylemek gerekirse videosunu yapıyor da olsam şu anda hayır değildir. Neden? Çünkü biz bu politikaları veya mevzuatı ne kadar iyi bilirsek bilelim bunu değiştirmeye yetkimiz yok. Bizim yetkimiz olan tek şey aldığımız hisse senedini veya şirketini değiştirmek. O yüzden biz burada kabaçe kar dağıtımının ne demek olduğunu bilmemiz yeterli olacaktır. Fakat bildiğiniz gibi benim huyum bir eğitim serisi çekiyorsam A'dan Z'ye her şeyle olmasını istiyorum. Bu yüzden bu kısmada kısaca bir 3-5 dakika içerisinde değinmeye çalışacağım. Kısaca Böyle bir tarama yapmaya çalışacağım Ondan sonra daha zevkli taraflara geçeceğiz Mesela temettü hisseler için fiyat değerlemelerine geçeceğiz Temettü hisseleri seçme kriterlerine geçeceğiz. Doğru temettü hisselerini bulabileceğiz. Temettü hisselerinde yıl içinde lot arttırma stratejilerini öğreniyor olacağız. Ve diğer maddeleri ve sonrasında ekleyeceğim maddeleri de öğreniyor olacağız. Daha zevkli kısımlara geçeceğiz. Burası biraz daha hukuki bir kısım olarak karşımıza çıkmış oluyor. Şimdi hemen gelelim. Bakın şöyle dosyamızı açtığımız zaman ne yazıyoruz buraya? SPK mevzuatı kar dağıtım politikası yazdığımızda zaten hemen burada sermaye piyasası kurulu kar payı rehberi olarak karşımıza çıkıyor. Yine kar payı tebliğ hakkında basın duyurularını da görebilirsiniz. Bunları da inceleyebilirsiniz. Şimdi dosyamıza baktığımızda 10 sayfada oluşan bir dosya. Öncelikle bize kuralları anlatıyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar payı rehberi içerisindeki kurallardan bizlere bahsediyor. Sonrasında ise bir örnek hazırlıyor. 5000 TL sermayeli bir şirketin ettiği kar üzerinden ne kadar dağıtacağını anlatıyor. Aslında dediğim gibi burası biraz daha işin içine iyice girmek isteyen, iyice öğrenmek isteyenler için olacaktır. Ama dediğim gibi bir videoya başladıysak eğer tamamıyla bir eğitim serisi içerisindeyse tamamıyla vermemiz gerekiyor. Bu yüzden anlatmaya çalışırım. Yoksa önümüzde öğreneceğimiz dersler bunlardan daha önemli olacaktır ama biz temetli yatırımcılarıysak kar dağıtım politikalarında da tamamıyla bilmeden bu işe girmek, sağda solda birisi bize sorduğunda eksik kalmak, iyi bir eğitim almadığımızı dolaylı yoldan da benim iyi bir eğitim veremediğimi anlatmış olacaktır. Bu yüzden hepsine girmeye çalışıyorum. Şimdi gelin kanala abone olup beğeni butonuna bastıysanız ve aşağıda bir de yorum bıraktıysanız hemen videoya geçelim. Eğitim serilerine destekleriniz çok çok önemli. Sermaye piyasası kurulu kar payı rehberinin içerisindeyiz. Burada neler göreceğiz? Kar payı dağıtımına ilişkin genel esasları görüyoruz. Bunlar nedir? Mesela ödemelerin nakden yapılacağıdır. Mesela ortaklıkların karlarının genel kurullar tarafından belirlenecek kar dağıtım politikaları çerçevesinde gerçekleştirecek olmalarıdır gibi gibi burada birçok madde görüyoruz. Bunlardan birkaç tanesi tabi Türk Ticaret Kanunu'nda sabitlenmiş olarak karşımıza çıkmış oluyor. Burayı okumanın ve genel esasları öğrenmenin çok güzel bir yanı vardı. Sizlere bilgi olarak gelir. Ben şurada bir ekranı durayım. İsterseniz durdurup burayı komple siz kendiniz de okuyabilirsiniz. Aşağı geldiğimizde zaten bu esasları az çok biliyoruz. Aşağı geldiğimizde kar payı dağıtım tablosu olarak karşımıza bir tablo çıkıyor. Burada aslında kar payının neye göre nasıl dağıtıldığını çok net bir şekilde anlayacağız. Bakın öncelikle bir net dönem karımız var bizim. Özür diliyorum net değil dönem karımız var. Bu dönem karımızdan biz vergilerimizi düştüğümüz zaman net dönem karımızı elde etmiş oluyoruz. Geçmiş yılların zararlarını ve genel kanunu yedek akçe incelemiştik hatırlarsanız %5'ti. Zaten buradaki çarpımdan da görüyorsunuz. Yüzde %5 genel kanunu yedek akçe ayrıldıktan sonra da bizim net dağıtılabilir dönem karımız ortaya çıkmış oluyor. Aşağısında hemen yıl içinde yapılan bağışlar var. Bunlar da eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı karşımıza çıkmış oluyor. Sonrasında ise ortaklara birincil kar payı nakit veya bedelsiz dağıtılabildiğini biliyorduk. Bu şekilde dağıtımın olduğunu görüyoruz. Şimdi şurada hemen bu yargının içerisine de girmiş olayım. Temettü dağıtmak demek illa nakit olarak dağıtmak demek değildir. Bazı zamanlarda da, hatta bu oran az sayılmayacak şekilde bedelsiz de dağıtılır. Yani nedir? Hissenize karşılık bedavaya hisse verirler. Tabi hissenin fiyatı düşmüş olur. Bu yüzden bedelsiz dağıtmak yerine temettüyü nakden dağıtmayı seçen şirketleri daha fazla ön planda tutacağız. Temettü yatırımcılığı için. Evet bedelsizin de bazı imkanları var ve bakacak olursak temettü büyümesinden çok daha hızlı bir büyüme de sağlayabilirler. Ama bu bir orandır. Temettüdesi doğrudan nakit elimize geçer. Bu yüzden nakit veya bedelsiz ödemeler sağlandığını görebiliyoruz. İşte burada artık çok teferruatına gireceğimiz imtiyazlı pay sahipleri vesaire yönetim kurulu üyeleri çalışanlarını görebiliyoruz. Aşağıya geleceğiz. Şimdi bu tablomuzun bu kadar olduğunu, önemli olan kısım bizim için şuraya kadar olan kısımda. Bakın şurayı da alayım. Net dönem karından başlayıp nasıl net atılabilir dönem karına geliyoruz. Bunu inceledik. aşağı geldiğimizde kar payı oranları tablosunu görüyoruz. Birazdan bunun dolar göreceğimiz için buraya şu an değinmiyorum. Şimdi ne görüyoruz? Kar payı dağıtım tablosuna ilişkin açıklamalar. Yani biz burada daha demin bir şeyler görmüştük. Yazılar görmüştük. Bunların ne anlama geldiğini de SPK bu dosyasında bu PDF'inde diyelim adım adım anlatıyor. Öncelikle ödedilmiş çıkartılmış sermayenin ne demek olduğunu, genel kanunun yedek akçenin ne demek olduğunu, dönem karı nedir, vergiler nedir bunların hepsini tek tek bizlere yazıyor. Net dönem karı, geçmiş yıl zararları, kanunun yedek akçeler işte neden yüzde %5 alıyoruz, TTK'nın 519. maddesini anlatıyor. Bunların hepsini buradan tek tek görebiliyorsunuz. Yine ben yavaş yavaş geçiyorum buraları iyi anlamak isteyenler durdurup okumalarını sağlayabilirler Ama istemeyenler içinde video uzamasın diye ben hızlıca geçiyorum Burada işte imtiyazlı pay sahiplerine dağıtılan kar payı nedir ne demektir yönetim kurulu üyeleri çalışan pay sahiplerindeki Kişiler dışındaki par kar payları ne demektir Ortaklara ikinci kar payı ne demektir bunları görüyorsunuz Buradan kendiniz okuyabilirsiniz Ben aşağı doğru ilerliyorum burada çok güzel bir örnek karşılaşacağız çünkü Kar payı avans dağıtım tablosunu görüyoruz zaten yukarıda daha demin hatırlarsanız incelemiştik Şimdi gelelim Kar payı avansı dağıtım ilişkin açıklamaları da okuduktan sonra bir örnek kar payı dağıtım tablosu burada hazırlanmış. Hemen bakalım. ABCAŞ yani örnek bir şirket olarak koymuşlar. ABCAŞ'nin Kar payı dağıtım için gerekli bilgiler aşağıda verilmiştir. Ortaklığın ödenmiş sermayesini görüyoruz. Ortaklık esas sözleşmesine göre kar payı imtiyazı yani birinci kar payı dağıtıldıktan sonra kalanın %5'i imtiyazlı pay sahiplerine dağıtılmaktadır şeklinde ifade ediliyor. Çalışanlara 100 TL kar dağıtılmasına ve 150 TL de ikinci kar payı olarak dağıtılmasına karar verilmiş. Yasal kayıtları göre genel kanuni yedek akçe tutarını, geçmiş yıl zararlarını falan veriyor. Yani bu ne demektir? ABC AŞ diye bir şirket olmadığı için olsaydı şu kadar geçmiş yıl zararı olsaydı işte yıl içinde bu kadarlık bağış yapmış olsaydı ne olacaktı bunları görüyoruz. Yasal kayıtları yere vergilerini ve kar dağıtım politikasında belirlenen kar payı oranını görüyoruz. Mesela %20. Biz aslında bunları incelediğimizde yani bizim asıl işimiz yıl içerisinde zaten bu eğitim serisinin devamında sizlere göstereceğim. Kar dağıtım politikasında kar payının %20 değil de %90, %100'e yakın dağıtacak şirketleri bulmaya çalışacağız. Çünkü karını bize bölüşmeyip şirkete ekledikçe evet bu da bir yatırım tarzıdır ama biz temet yatırımcısı olarak bu karın kendimize verilmesini istiyoruz. Aşağı doğru geldiğim zaman şimdi evet şurada bir örnek olduğunu görebiliyoruz. Ödenmiş çıkarılmış sermaye var. Kanuni yedek akçe var. Vergiler var. Dönem karı var. Geçmiş yıl zararları. Kanuni yedek akçeler. Net dağıtılabilir dönem karı. Yapılan bağışlar. Bağışların eklenmiş şekilde dağıtılabilecek dönem karını görüyoruz. Aşağı geldiğimizde imtiyazlı pay sahiplerini görüyoruz vesaire. Burada yine statü yedeklerin özel yedekler olağanüstü yedekleri. Yine gördükten sonra şöyle bir aşağı iniyoruz. Artık burada nedir? ABC AŞ'nin 2000 bilmem kaç yılına ait kar payı dağıtım tablosu aşağıda verilmiştir diyor. Burada neyi görüyoruz biz? 1 TL nominal değerli paya isabet eden kar payına baktığımız zaman 0.23 kuruş A, A grubuna 0.095 kuruştan B grubuna ödenme, ödendiğini görebiliyoruz. 1 TL'ye karşılık 23 kuruş ödeniyorsa %23 verimlilikle çalışıyor. 0.09 kuruş veriliyorsa %9.5'luk bir e, verimlilikle yüzde verimliliğiyle çalıştığını görebiliyoruz. Burada kar dağıtını, kar payının net dağıtılabilir dönem karının oranını görüyoruz. Yani dağıtılan kar payının net dağıtılabilir dönem karının oranını görüyoruz. Hemen sol tarafta da toplam dağıtılan kar payını görüyoruz. Yani nakit TL e, toplam para olarak ifade edeyim. 115, 17, 428, 40 toplamda da 543 TL 57 kuruşun dağıtıldığını görebiliyoruz. Aşağı geldiğimizde bunları zaten bize yani bizim daha demin tablodan okuduklarımızı bizlere anlatmış oluyor. Ne diyor? Hesaplamalar sermayenin 5000 TL olduğunu ve 1 TL nominal değerli 5000 paydan oluştuğu bilgilerin esas alınarak yapılmıştır. İşte burada birinci, ikinci kar payı toplam 560 TL imtiyaz gruptan oluştuğunu söylüyor. Aşağı geldiğimizde kar payının tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıtıldığını ve dağıtımda istisnaya tabi herhangi bir kazanç bulunmadığı varsayımıyla dağıtılmıştır söyle. Yani burada bizim yaptığımız aslında oranları hesaplamaları yukarıda yapıldığını görebiliyoruz. Bu tablonun sözel hali, daha net anlayabilmesini isteyenler için burayı da yine okuyabilirler ama bizim 5000 TL bir gelir elde eden şirketimizin özür diliyorum 5000 TL sermaye ile kurulmuş bir şirketimizin sonuçta bu kademelerden geçtikten sonra çıktığı net dönem karını ve bunun da bize %20'siyle dağıtım yani %20 dağıtımla geldiği zaman dağıtılabileceği kar kar paylarını görmüş oluyoruz. Yani bu şekilde baktığımız zaman en azından önümüz önümüzdeki süreçte kar payı dağıtım tabloları yayınlanmaya başladığı zaman aynen burada olan bakın şurada olan bir tablo ve yukarıda gördüğünüz şöyle bir tablo göreceksiniz. En azından artık bunları kullanmayı ve okumayı öğreniyor olacaksınız. Özellikle kap tarafında bunları yine birlikte inceliyor olacağız. Tekrar dediğim gibi buradakiler biraz da teferruat bilgileri olarak karşımıza çıkmış oluyor. Ayrıca biz bunları değiştiremiyoruz da. Yani ben şunu diyemem ki vergileri 150 değil de 100 TL ödeyin veya 100 birim para ödeyin veya işte 100 milyon TL ödeyin. Yıl içinde yapılan bağışları 50 yapmayın da 30 yapın ki ben daha fazla temettü olayım gibi bir şey deme imkanım yok. Kanuni yedek akçeyi %5 ayırmayın da gidin %3 ayırın diyemiyorum. E o zaman müdahale edemiyorsam tüm şirketler buna tabi ise ben bunların içerisinde iyi şirketleri seçmekle mükellefim. O da zaten önümüzdeki eğitim serisinin devamında temettü hisseleri seçme kriterlerini ve doğru temettü hisselerini bulabilmekte sizlere anlatacağım bir konudur. Ama seçme kriterlerimizin ne olduğunu ve hukuki kısmımızın da ne ifade ettiğini öğrenmek için burayı da sizlere göstermiş oldum. Önümüzdeki videolar daha eğlenceli, daha interaktif, daha doğrudan para kazanmayı ve doğru hisseyi bulmaya odaklı olacak. Buralar biraz daha hukuki oldu. Tam olması adına burayı da paylaştım. Daha fazla zamanınızı almayayım. Kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.